Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Zeki Kır. SQL ders serimize şu an devam etmekteyiz. Bugün 5. derse devam edeceğiz. Ama derslere başlamadan önce sizden gelen istek üzerine, çünkü hep bize şey soruyordunuz, işte bir dersle ilgili soru sorulduğu zaman herkes aynı mükerrer soruları soruyor. Bu sebepten dolayı bunları bir yerde tutmaya karar verdik. Bundan bir 10 gün önce yeni bir forum açtık, DB Akademi diye. Siz de eğer, şuradan girelim size bir göstereyim. Eğer buraya girerseniz ve buraya üye olursanız buradan sorularınızı bize sorabilirsiniz. Bazı konular belirledik. Yazar olmak isteyen arkadaşlar da mesaj atabilirler. İstedikleri alanda yazarlık yapabilirler. Buradan gördüğünüz gibi görsel dersler diye bir sekme ayırdık. Bu sekme altında işte bütün MSSQL Server dersleri var. İşte bugünkü yaptığımız dersi de koyacağız buraya. Böylece derslerle ilgili bir soru varsa soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hem sorularımız kalıcı olur hem daha iyi iletişim sağlamış oluruz. Bunu mesela örnek olarak bir arkadaş sormuş Basri diye. Basri teşekkür etmiş, soru sormamış. Ben de şimdi görüyorum. Yani bu şekilde bu formu aktif olarak isterseniz kullanabilirsiniz. Sizin yararınız olur. Bir soru olduğu zaman ben kontrol ediyorum çünkü mesaj geliyor. Oradan size daha hızlı dönebilirim. Şimdi konumuza geçelim. 5. dersimize geçelim. Slide'ımızı açalım. 5. dersimizin konusu parametreler. If ve while döngüleri. Şimdi MS SQL Server'ımızı açalım. Evet arkadaşlar, MSSQL Server'ımıza bağlanıyoruz. Şimdi öncelikle parametre nedir diye bir soru sorarsak bir kendimize. Parametre bir değişkendir. Bu programlamada da kullanırız bunları. İşte integer tipinde, string tipinde, işte SQL tarafından ise integer, varchar, datetime tipinde, varchar tipinde parametreler tanımlayabiliyorsunuz. Parametreler İşimizi çok kolaylaştıran yapılardır. Büyük bir kod bloğu düşünün. Çünkü gerçek hayatta bu böyledir. Bir banka yazılımı yazıyorsanız, bir stok prosedürü yazdığınız zaman bu kodun boyu 200 sayfa, 150 sayfa olabilir. 150 sayfada bir değişkeni her yerde elle değiştiremezsiniz. Çok uzun zaman alır. Onun yerine yukarıya bir parametre tanımlarsınız ve bunun sayesinde işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir örnekle bu işe başlayalım. Bizim database'imiz başa kaçmış. Ben ne diyorum, nerede? Evet arkadaşlar, bir örnekle başlayalım. Öncelikle bizim fake internet sales tablomuza bir select atalım. Evet, kayıtlarımız geldi gördüğünüz gibi. Şimdi buradan kendimize bir parametre seçelim. Acaba ne olabilir? Mesela bakalım da parametre olan ne var? Promosyon key'imizi mesela parametre uygun olarak görelim. Öncelikle bir distinct atalım. Bakalım kaç tane promosyon key'imiz varmış. Distinct. Bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Distinct kaç tane unique key olduğunu gösterir. Unique data olduğunu gösterir. Şöyle yapalım. Sonra bildiklerimizi uygulayalım. Şöyle bir tane alias verelim. İşte ya. Gelelim buraya. Fish nokta promotion key diyelim. F5 attığımız zaman bakın 4 tane olduğunu görüyoruz. 4 tane varmış. Şimdi ben sırayla bunları almak istesem nasıl alacağım? Teker teker mesela değiştirmem gerektiğinde bunları elle yazmam gerekecek. Mesela şöyle bir şey yapsak, desek ki ver fish nokta promotion key eşittir 1 desek, şuna da yıldız desek, seçsek bunu, F5 desek, bakın promotion key 1 olanları görüyorsunuz yalnızca, 58 bin tane kayıt varmış.
Bunu çok büyük bir kod bloğu düşünün. Ben yeri geldiği zaman ve bir sürü yerde de promosyon keyi çekiyorum. Yeri geldiği zaman bir yazacağım, yeri geldiği zaman iki yazacağım. Nasıl olacak bu iş? O zaman işte amcalarımız bizim için bunu düşünmüşler. Demişler ki gelirsin tepeye veya herhangi bir yere. Declare dersin. Tanımlarken et koyarız başına. Promotion key diyelim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Tür tipi vereceksiniz. Yanında türünü. D olarak da ben 1 verdim. Ben buraya eğer gelirsem eşittir et promotion key dersem arkadaşlar şunu çalıştırdığımda gördüğünüz üzere yine 1 olanlar 58.247 tane gelmiştir. Peki işte gücünü burada kullanalım. 2 yaptım. Gördüğünüz üzere aynı şekilde gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bu integer olabilir veya başka bir örnek diyelim. Sales order number olsun. Bu var kart gördüğümüz üzere. Bakalım türmede buradan sağlam alalım. Sales order number varkar, en varkar 20'ymiş. Ben bir tane daha atamak istiyorum. Virgül at sales order number en varkar 20 eşittir. Tür aynı olmasında fayda var arkadaşlar. Karakter. So ile başlayanlar diyeceğim. Hepsi so'da başlıyordur muhtemelen. So 7 diyelim. Bu şekilde verelim. Şuraya end desek. Fish nokta sales order number like desek. Bir şey deneyelim. Bakalım olacak mı? Ben de merak ettim. Şöyle bir yüzde versek, artı desek, et desek, sales order number desek, artı desek, yüzdeyi versek. Yani bu değerleri içinde barındıran olarak gelsin. F5 desek. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi S07'ler geldi sadece 327 tane. Şu kullanım şeklinde böyle öğrenmiş olursunuz. Bunlar karakter olduğu için tek tırnak için alınırlar. Bu şekilde yapılırlar. Şimdi bunu anladığımıza göre arkadaşlar diğer bir konuya geçelim. Parametrenin değerini burada da verebilirsiniz. Veya şunu ben bir şöyle kopyalayayım. Gideyim şu altı alayım. Şunu bir sileyim. Şu kısmı şunu da sileyim. Geleyim. Şuraya da sileyim arkadaşlar. Şunu da int olarak bırakayım. Şimdi ben buna bir değer vermek istiyorsam istediğim yerde değer verebilirim. Örneğin set derim at promotion key eşittir 1. Arkadaşlar bu yine aynı kapıya çıktı. Aynı şekilde oldu. Promotion key'imizi bu şekilde tanımlayabildik. Parametreler yani bu şekilde tanımlanıyor gördüğünüz üzere. Şimdi diğer bir konuya geçelim. Parametrelerin olmazsa olmazı. Şimdi programlamada olduğu gibi SQL Server'da da koşullar vardır. If yapısı mutlaka vardır. Şimdi bunların hepsini bir şuraya kadar bir silelim. Yani parametremiz tanımlık kalsın. Şurada düşse de ektiğimiz şurada kalsın şöyle. Arkadaşlar şu yapıya getirelim. Şimdi ifli yapılar olsun. İfli yapıyı kullanalım size örnek olarak. Nasıl kullanılması gerektiğini size göstereyim ben. Ben mesela bir senaryo dedim. Ben sadece ve sadece promosyon key 2 olanları istiyorum. Koddan bana 3 de gelebilir, 1 de gelebilir, 4 de gelebilir.
İşte bunu ekrana basmamız gerekiyor. Sadece iki istediğimiz için. O zaman şöyle bir yapı kurarız. If deriz. Sintaksı da böyle arkadaşlar. If at promotion key eşittir 2 ise deriz. Şöyle alalım. Güzel olsun. Begin. Bu intent denir bu olaya ama dikkat ederseniz kodunuz çok kulaklı olur. Böylece kafanız karışmaz kolay kolay. Bu ince bir kod olduğu için tek satırda yazılabilir. Gelirim buraya arkadaşlar. Ben derim. Şu an bu kodu bu şekilde alır. Bir devam edelim. Else diyelim. Begin diyelim. End diyelim. Bu niye kızarıyor? Bundan dolayı kızarıyor. End diyelim. Buraya da gelelim. Select. Yanlış seçim yazalım. Evet arkadaşlar, kodumuzu gördünüz. Şimdi şunu bir F5 ile çalıştırdığımızda kodu 2 olanlar geldi. Peki şunu 1 yaparsak ne olur? Bakın yanlış seçim oldu. Peki ben 1 ve 2'yi de istiyorum. Şuraya gelirim. Else if derim. Evet. Promotion key eşittir 1 derim. Begin. End derim. Şunu da şöyle seçelim. Gel. Evet arkadaşlar. Bir de şimdi deneyelim. Bakın şimdi biriler geldi. 3 diyelim. Yanlış seçim geldi. If olayı da bu şekildedir. Ya bu size genelde parametre koddan gelir. Karşılığı. Koddan geldikçe siz de ona göre size bir durum seçmenizi sağlar. Bu şekilde bayağı bir faydalı olur işlemlerinizi yapmanızda. Bir de arkadaşlar while var. Bu döngüdür. İşte bu konuları çok detaylı konular aslında bunlar. Çok örnekler yapacağız. Zaten bunları öğrendikçe mesela bir stop prosedürü falan yazarken hep bunların içinde if'imiz, while'ımız olacak arkadaşlar. Bunlar olmadan zaten program yazılmaz. SQL yazılmaz yani. Transact SQL'de efektif bir query yazamazsınız. Bunlar olacak olan şeyler. Özellikle if'ler dehşet derecede performans arttırırlar. Çünkü bir anda eğer doğru indeks yapılmışsa bir anda yani yarısını silerler yani. Kaç parça varsa o kadar kredi ederler. Size çok daha hızlı sonuç dönmesini sağlarlar. Şimdi arkadaşlar biz bir ekrana bir sayaç yapalım. Bu while içinde en güzel örneklerden biri budur. Şimdi şunları siliyorum. Şimdi ekrana bir sayaç tanımlayalım. Bakın her şey üst üste geliyor gördüğünüz gibi. Yani bir değişken tanımlamadan bu işi yapamayız. Yüze kadar ben bunun dönmesini istiyorum. Evet. Sayaç int eşittir 0. Şimdi başlayalım yazmaya. While'ın da sintaksi arkadaşlar bu şekildedir. Dursa ise büyüktür. Sayaç diyorsunuz. Burada üste koşulu veriyorsunuz arkadaşlar. Programlamada gerisi parantez de olur. Burada ise beginner blokların içine yazıyorsunuz yazacaklarınızı. Select sayaç diyorum. Ekran sayacı bastıracağım. Sayaç neyle başlıyor? Sıfırla başlıyor. Ekrandaki sıfır yazması gerekiyor. Arkadaşlar set diyeceğim. Et sayaç eşittir diyeceğim. Bakın
değer atamayı parametreye burada yapıyoruz. Programın içinde yapıyoruz. Yukarıda denklem altında yapmıyoruz. Yani istediğiniz yerde set değil, yeni bir değer atayabilirsiniz. Set diyoruz. Sayaç artı 1. Ne demek bu? Tur sayısını 100 verdik. Sayaç gelecek. 100 defa dönecek. 100 defa, 1'den 100'e kadar ekrana basması gerekiyor arkadaşlar. Deneyelim. Bakın. 1'den 100'e kadar ekrana yazdı. Buradan bunu görürsünüz. En son 99 olur. Çünkü eşitlemediğimiz için. Bu şekildedir arkadaşlar. Bu while ile ilgili daha çok örnekler yapacağız. Diğer örnekler. Önemli diğer konularda. Önemli olan sizin şu an burada bunu anlamanız. Neyin ne olduğunu bilmeniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız için arkadaşlar DB Akademi'ye girebilirsiniz. Tekrardan göstereyim size. Buraya girin. Burada ilgili konu açılacaktır. İlgili konunun altına konuyla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Veya başka buradaki mevcut konulardan biriyle ilgili bir sorunuz varsa onu da sorabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan kolay gelsin. İyi çalışmalar.